Merhabalar. İstanbul Open Korsatı'na yeni bir video serisine başlıyorum. AP-QP nedir? Veya başka bir deyişle ileri ürün kalite planlaması veya tam İngilizce karşılığıyla Advanced Product Quality Planning. İlk derse de bir giriş yapacağız. AP-QP nedir diye. Şimdi eğer İstanbul Open Course adına yayınladığım eğer başka video serilerini incelediyseniz mesela önceki derslerden birisi PIPAP'tı. Hani işte eğer otomotiv veya imalat sektöründe herhangi bir iş tecrübeniz varsa işte PIPAP dokümanlarının hazırlanması onlarla alakalı illaki bazı işleriniz olmuştur. Orada bir şey söylemiştim. AP-QP aynı bir şöyle bir örnek verebilirim. Bir teknik direktörün futbol takımına başarması için, o oyunu kazanması için verdiği bir oyun planı gibi düşünebiliriz. PIPAP'ta hani bir dünya böyle dokümanlar vesaire hazırlıyorsunuz ya, işte o AP-QP sürecindeki bazı fazların çıktılarının bir şeyde toparlanmasıydı. Tamam mı? Biz PIPAP'ı önce anlattık. Şimdi de işte o oyun planını anlatacağız. AP-QP. İleri ürün kalite planlaması demek. Şimdi AP-QP'nin nedir? Giriş yapmadan bu üretim özür dilerim, video serisi boyunca bir örnek üzerinden gideceğim. Belki FMA videosunda FMA video serisini izlediyseniz orada işte bir tane Krikop üretimi yapacaktık. Orada da bir metal parça vardı. O metal parçanın üretimini yapacağız. Onun kalite planlamasını yapacağız diye düşünelim. Tamam mı? Şimdi AP-QP o metal parçanın veya bir ürünün diyelim. Şuradaki ifade çok önemli. Hani ürün veya hizmet. Nasıl bir ürün veya hizmet? Müşteriyi tatmin edecek. Müşteri gereksinimlerini karşılayacak. Ürün veya hizmeti sunabilmek için bir kalite planı yaratmak. AP-QP'nin amacı bu. Çok da çizimim iyi değil. Kusura bakmayın böyle üstünü çiziyorum. Tamam mı? Şimdi bu cümleyi bir kez daha tekrarlayalım. AP-QP'nin amacı müşteri gereksinimleri karşılayan bir ürün veya hizmetin oluşturulması için bir kalite planı yaratmak. En temel amacı bu. Bir oyun planı. Şimdi burada da daha farklı işte şeyleri var. Açıklamaları var, notları var. Ona geçmeden önce birazcık daha böyle bir örnek üzerinde yoğunlaşalım. Hemen hızlı gitmeyeyim. Çünkü ilk derste yani nedir bu AP-QP? Onu iyi anlamak lazım. Şimdi yani düşünsenize mesela şimdi kriko parçasının siz bir tane işte belki üzerinde işte vidasıyla ne bileyim diğer işte plastik aksamıyla kaplamasıyla vesaire bir sürü tedarikçi var. Bir yerde kaynak yaptırıyorsun, bir yerden ham madde alıyorsun, bir yerde ne bileyim işte bir civata somun tedarik ediyorsun. Onları bir yerde üretim yaptırıyorsun, onları bir yerde montaj yaptırıyorsun. Ya bu bayağı böyle komplike bir şey. Bir de düşünsenize yani şimdi bir kriko dedik. Bunun bir motor olduğunu düşün. Veya bir şanzıman olduğunu düşün. Ne bileyim bu bir elektronik kart olduğunu düşün. Yani çok imalat, çok kompleks bir iş. Bir sürü insanla, bir sürü proje adamıyla, bir sürü ne bileyim farklı malzemelerle uğraşmanız lazım. Ve tabii bunu hobi olarak yapmıyorsunuz. Yani imalat da yapsan, mühendis de yapsan sonuçta hedefin para kazanmak. Para kazanmanın da bence hem üretim sektörü, artık üretim, hizmet sektörünün tabii çok farklı özellikleri, ana özellikleri, karakteristikleri olmasına rağmen bence ikisi için ortak şunu söyleyebiliriz. İkisinde de bence başarıya ulaşmanın en önemli kurallarından bir tanesi o işi bir seferde doğru yapmak. Doğru yapabilmek. Dolayısıyla bu kadar kompleks bir işi, işte hani kervan yolda düzülür diye gitmek çok riskli bir şey. Bunun çok
Yani acı sonuçları olabilir. Yani proje, bırakın projeden sonra hani projeyi bitirip de para kazanamamayı, projeyi bile bitiremeyebilirsiniz. Dolayısıyla iyi bir oyun planına ihtiyacınız var. Yani bir proje planına ihtiyacınız var. Ne zaman neyi yapmalıyım? Neyi doğrulamalıyım? Neyi kontrol etmeliyim? İşte APQP, Advanced Product Quality Planning, İleri ürün kalite planlaması size bu oyun planını veriyor. Tamam. Burada da benim tabii çok farklı böyle eğitim dokümanlarını derleyip kendim bir eğitim dokümanı oluşturuyorum ve burada güzel bir ifade var. APQP is the defined process. Yani önceden tanımlı bir prosestir. Tamam. Ne için? Ürün geliştirme. Ürün derken illa böyle, tabii ben de hani otomotiv sektöründe çalışıyorum. Hep aklım böyle işte bir parçaya, bir tutulabilen bir ne bileyim bir ürün, ürüne gidiyor aklım. Ama ürün derken ürün veya hizmet olduğunu unutma. Tamam mı? APQP ürün veya bir servis geliştirmek için tanımlı bir prosestir. Ve bunu zamanında Ford, GM ve Chrysler bir araya gelerek, yani bu adamlar araba üretiyor. 1 milyon tane parça var. Yani geçin Kriko'yu. Kriko 1 milyon tane parçanın bir tanesi. Bir sürü yerden bir sürü parça gelip bir yerde toplanması lazım. Ve bir cost, bir maliyet hedefiniz var, bir termin hedefiniz var. Ve bir sürü tedarikçiyle çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu adamlar bir araya gelip Ford, GM, Chrysler kendi gereksinimlerini belki optimize edip, bir optimizasyon yapıp bir proje planı oluşturmuşlar. Demişler ki tedarikçilerine, bakın size bir örnek bir şablon veriyorum. Bu şablona göre proje planınızı götürürseniz başarılı bir ürün veya hizmet elde edebilirsiniz. Tamam. APQP aynı zamanda hani a common path demiş ya, bu lafı sevdim mesela. Ortak bir yol. Ortak bir yoldur. Yani dedi ki oyun planı ortak bir yoldur. Niçin? Ürün veya servis geliştirme hizmetleri için. Aynı zamanda dedim ya, hani şimdi teknoloji geliştikçe tabii işler daha da karmaşıklaşıyor. Daha da fazla insanla beraber çalışıyorsunuz. Farklı ülkelerdeki insanlarla beraber bir proje yürütmeniz lazım. Onlara ortak bir dil sunuyorsunuz. Fabrika, şurada şu ifadeyi sevmiştim. Fabrika ve onun müşterileri ve aynı zamanda onun tedarikçileri için aralarındaki iletişimi geliştirmek için ortak bir dil ortaya koyulur. Şimdi videoyu kapatmadan bir şeyi unutmayalım, aklımızda kalsın. APQP müşteri gereksinimlerini şurada yazdığımız, yani aklımızda kalacak en önemli ifade, bence en önemli ifadelerden bir tanesi bu. APQP müşteri gereksinimlerini karşılayan bir hizmet veya ürünün geliştirilmesi için ortaya bir kalite planı koyar. Bir proje planı koyar. Umarım giriş dersi olarak bu yeterli olur. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kolay gelsin.